yaptık efendim. Şöyle alsa efendim. Yasin Başkan. Cumhurbaşkanlığının bir kez daha aday olamayacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Tekrardan aday olabiliyor mu? Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 seçiminde Cumhur İttifakı'nın, aziz milletimizin ortak adayıdır. Adaylığı anayasal bir hakkıdır. Hiçbir hukuki engel söz konusu değildir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başı, yürütme organı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir. Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimidir. Devletin başı, yürütme organı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır ve ikinci adaylıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Kaldı ki bu yorumu yapanlar, edenler yürürlük maddesine baktığında anayasanın 75, 77 ve Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin yürürlük tarihini çok net bir şekilde 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması anayasaya göre de 2018'de olmuştur. İkinci uygulaması 2023'te olacaktır. Yani hukuk bunu söylüyor ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir. Hiçbir sıkıntı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Önünde hiçbir engel yoktur. Böyle hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım. Tamam mı? Teşekkür ederim. Sağ olun.